Güvenliğiniz ve keyfiniz için aradığınız her şey İdahamak'ta. Tüm yaşam ve çalışma alanlarına yönelik dilediğiniz renk ve ebatta güvenlik ağlarıyla inşaat çalışanlarının sizin ve sevdiklerinizin hayatı güvencede. Ayrıca her bütçeye ve zevke uygun beşik, salıncak, koltuk, hamak ve hamak ipi imalatıyla İdahamak Altınoluk'ta. Ayrıntılı bilgi için 396-81-80'i arayabilir veya www.hamakçıon.com'u tıklayabilirsiniz. Balıkesir Tabip Odası Başkanı Fikret Şahin, yaptığı basın açıklamasına Türk Tabipler Birliği'ni temsilen Taksim dayanışması içinde yer alan arkadaşlarının Gezi davasında yarın yargılanmaya başlayacağını belirterek başladı. Bu davada sanıklar arasında Türk Tabipler Birliği'ni temsilen Taksim dayanışması içinde yer alan hekim arkadaşlarımız da bulunmaktadır. Taksim dayanışmasının sağlıklı kentleşme ve yaşanılır kent talebiyle şekillendiğini ve toplumun bir parçası olarak Türk Tabipler Birliği'nin de mesleklerinin gereği olarak yer aldıklarını ifade eden Fikret Şahin sözlerine şöyle devam etti. Olaylar esnasında hekimler evrensel hekimlik ilkelerine ve yemin ettikleri Hipokrat andına bağlı kalarak binlerce vatandaşımıza, kamu görevlilerine ve güvenlik güçlerine yardımda bulundu. Dünyanın neresinde olursanız olun, hekimliğin öznesi insan ve insanı yaşatmaktır. Hekimlik 7 gün 24 saat görev yapmanız gereken bir meslektir. Hekimlerin olağanüstü durumlarda sağlık hizmetine gereksinim duyan insanlara sağlık hizmeti vermek için izin alma zorunlulukları yoktur. Tersine bu gibi durumlarda sağlık hizmeti verilmemesi hem adli hem de vicdani boyutta suçtur. Bu bağlamda gezi olaylarında sağlık hizmetlerine gereksinim duyan vatandaşlara yardımcı olması nedeniyle hekim arkadaşlarımızın yargılanması demek, aynı zamanda Hipokrat'ın, İbn-i Sina'nın, Hulusi Behçet'in ve tüm hekimlerin yargılanması demektir. Balıkesir Tabip Odası Başkanı Fikret Şahin açıklamalarında Diyarbakır'da Türk bayrağının indirilmesi olayına da değinerek şiddet ve nefretle kınadı. Balıkesir Tabip Odası olarak vatan topraklarımızda Türk ulusunun sembolü, her zerresi şehit kanıyla bezenmiş bağımsızlığımızın işareti Türk bayrağının gönderden indirilmesini şiddet ve nefretle kınıyoruz. Bu tür provokatif davranışların ülkemizin yaşadığı sorunları çözmek bir yana daha da içinden çıkılmaz bir hale getireceği açıktır.